şey düştü. Ben berber zaten işte bir işte verdim. Ben abi abi. Şu kadar değil mi? Ben sana sakal oldum. Ezgi bir yanıtlar olur. Olmuş. Ulan bir geçtim de insan haber ver. Şu arkadaş var bir yer saçma. Elinde. Elinde kurduyor. Heh. Bu üçüncü olduğuna göre değil mi? Hı hı.
geri çekelim. Hasan Hoca. Yok. Azıcık geri çeksin da rahat yürüyorsun. Kırsın yapma yani. Çalışacağım. Hoparlör açık mı? Fakiri anlamak, toplumun sorunlarını anlamaktır. Fakiri anlamak, dostluğu, dayanışmayı anlamaktır. Fakiri anlamak, örgütlü mücadeleyi anlamaktır. Barışı ve kardeşliği anlamaktır. Toplumsal olayları irdelemek ve eleştirel gözle bakmaktır. Fakir, Ferdun Anlaş'la yaptığı bir söyleşide şöyle diyor. Eğer bir toplumun yazarları olmazsa, eğer bir toplumun kusurlarını sanatçıları tarafından eleştirilmezse, o toplum sağlığını yitirir, o toplum hasta toplumdur diyor. Ve bütün yapıtlarında kusurları eleştirdi, çelişkileri sergiledi. Bu nedenledir ki yaşadığı dönemde baskı gördü, hapishanelere düştü. Yalnızca eleştiride kalmadı, çözüm yollarını da anlattı. Ve çözümün yolu bilinçli olmak, örgütlenmek diyerek kolları sıvadı, TÖS'ün başına geçti. Örgütlü gücü gösterdi. Yapıyoruz ancak bunu yaşatmak gerekiyor. Onun Burdur'un bir simgesi haline gelmesini istiyoruz. Burdur'da bir anıtı olsun istiyoruz. Burdur'da kurumsallaşsın ve geleneksel anmalar bütün kuruluşlar tarafından yapılsın istiyoruz. Özellikle burada Sayın Kültür Müdürümüz Mehmet Bey hoş geldiniz ve Kültür Bakanlığı ki kütüphaneyi Kültür Bakanlığı'na bağışladı. Ama bugüne kadar Kültür Bakanlığı'na biz mi gidemedik yoksa onlar mı bize ulaşamadı bilmiyorum. Bundan sonra ki söz verdiler galiba biraz öyle gibi geldi bana. Katkıları olacak ve bu konuda önderlik yapmalarını sağlayacağız. Kendileri önder olacaklar. Ayrıca belediyemiz bu konuda katkıda söz verdi. Bundan sonraki etkinliklerde dedi ki beraber çalışalım ve beraber bu konuları değerlendirelim diye kendilerine de söz aldık. Diğer üç ayaktan bir tanesi de fakir üniversitemiz. Mehmet Akif Üniversitesi'nin de bu konuyu ciddiyetle ele almasını istiyoruz ve katkılarını bekliyoruz. Yani toplumsal konuları değinen ve Burdur'un sesini dünyaya duyuran bir yazarımız ki tek yazarımız ki diğerleri de var ama en çok evrensel boyutlarda fakir bu konularda önder olmuştur. Onun sesini bizim sesimizi nasıl dünyaya duyurduysa biz onu Burdur'da bir simge haline getirmeli ve bir anıtını yapmalıyız diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Hoş geldiniz tekrar. İyi. Thank you.